versiyon yayınmanın yanında ufak tefek yangınlarını bile söndüremiyorlar. Dolayısıyla biz tamamen nükleer santrallere karşıyız. Akkuyu Çernobil olmasın, Akkuyu Fukushima olmasın diye bundan sonra da emeklerimizi, güçlerimizi birleştirerek Mersin ve Türkiye halkına aslında Mersin şu sözü vermeli. Biz Akkuyu'da nükleer santralleri kurtulmayacağız demeli. Ben inanıyorum ve güveniyorum ki Mersin'in yerel dinamikleri Akkuyu nükleer santralini engelleyecek. Hep birlikte engelleyeceğiz. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Şimdi ilgilendirecek olan panelistlerimizi davet edeceğim. Nikolay Bakiyev. Nikolay Bakiyev. Çernobil'i yaşamış emekli albay, hava kuvvetlerinde pilot albayken bu kaza sonrası tasfiye, tahliye, sızıntının önlenmesine ilişkin helikopterle faaliyetlere falan olmuş bir insan. Fidan Hanım kendisi Azeri bir arkadaşımız. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğrenci, tercümanlık yapacak. Korol Diker arkadaşımız Greenpeace'ten gelen, şu an Yeşiller'de Parti Meclisi üyesi. Hasan Kapıkıran arkadaşımız 68'liler derneği başkanı. Kolaylaştır Gülmaz olacak. Bizim adımıza sorular soracak. Moderatörlük yapacak. Ben arkadaşlarımızı kürsüye davet ediyorum. Bu arada nükleer karşıtı platform pankartımı unuttu ama onun temsilcisi burada. Ben o hassasiyeti göstermem gerekir. Şaka Aslan arkadaşını da davet ediyorum. Sabah orası o boş kalırsa oraya eksik. Evet. Buyurun. Ben Nikolay Bey'in getirdiği ülkesinden bir hediye var, çikolata. Çikolatanın tamamının buradakilere yetmeyeceğini biliyorum ama şunu da gözlemliyorum Mersin'de, nükleer mücadele içerisinde kadınlar hem sayı olarak daha fazla hem de daha etkin. Çikolatayı da onlar hak ediyor, alkışı da onlar hak ediyor. Ben Nikolay Bey'in çikolatasını yetebildiği kadar hanımlara dağıtacağım. Teşekkür ederim. Ben de sizleri saygıyla selamlıyorum. Çernobil faciasının 27. yıl dönümü, faciada yaşamını yitirenleri burada saygıyla anıyorum. Yeşiller ve Son Gelecek Partisi Mersin, il örgütüyle Mersin Nükleer Karşı Platform tarafından düzenlenen panelimize ben de hoş geldiniz diyorum. İleş
İl eş sözcüsü Osman Yılmaz ve nükleer karşı platform dönem sözcüsü Sabahat Aslan'ın açıkladıkları gibi bugün Çernobil'den gelen önemli konuklarımızla ve sizlerin de değerli katkılarıyla bu panelde nükleer santrallerle ilgili geniş ve gerçek bilgi sahibi olacağız. Çünkü konuklarımız nükleer faciayı birebir yaşayanlar. Kısaca bilgilendirme yapıp sözü önce konuklara sonra da sizlere bırakacağım. Bugün Çernobil nükleer santralinde meydana gelen kazanın 27. yıl dönümü. 26 Nisan 1986'da meydana gelen kaza ile yaşamını yitiren insanlar, kullanılmayan binlerce kilometre tarım alanları, kirlenen yeraltı suları ve sonuçları uzun yıllara yayılmış bir yaşam. Çernobil faciasının ardında yayınlanan 5000 civarındaki araştırmada kazadan sonra bölgedeki kanser oranının 20 kat, sakat bebek doğumlarının 2,5 kat, tüberküloz hastalığına yakalanmalar sıklığının ise 10 kat arttığı belirtiliyor. Kazanın ardından geçen 27 yıllık süre içinde bölgede yaşayan insanların vücutlarında hücre ölümü, bağışıklık sisteminde yetersizlikler ve genetik yapının bozulmasıyla orantılı olarak kanser oluşumunun hızlandığı araştırma sonuçları olarak dünya kamuoyuna yansıtıldı. Tüm dünya bu kaza ile birlikte nükleer enerji santrallerini yeniden sorgularken birçok ülkede mevcut santrallerin kapatılması ve yeni nükleer enerji santrali yapılmaması yönünde kararlar alırken AKP hükümeti gerçekleri yansıtmayan talep tahminlerine dayanarak yarattığı enerjide kriz senaryolarıyla nükleer santralleri bu topluma dayatmaktadır. AKP hükümetinin nükleer santral kurulması için öne sürdüğü gerçeklerin hiçbiri doğru ve kabul edilebilir değildir. Bilimsel çalışmalar göstermiştir ki ülkemizde %30'lara varan enerji tasarrufu potansiyelinin %15'lik bölümü hiçbir harcama gerektirmeyen sadece bilinçlenme ve planlama ile kazanılabilecek bir durumdadır. Öz kaynaklar açısından elektrik enerjisi potansiyelimiz 115-120 bin megawatt kurulu güç ile üretilebilecek olan 482 ile 569 milyar kilowatt saattir. Türkiye'nin kendi potansiyelini değerlendirmesi durumunda bile önümüzdeki 30 yıllık sürecin talebini karşılayabilecek kaynağı mevcuttur. Ülkemizin ve dünyamızın temiz ve güvenilir olmayan nükleer santrallere ihtiyacı yoktur. Başında belirttiğimiz gibi Türkiye yönünü yenilenebilir enerjiye çevirmek zorundadır. Biz de nükleere inat, yaşasın hayat diyoruz. Ben de böylece panelimizi başlatmış oldum. Panelde ilk sözü Koral Diker Proje Koordinatörü olan yani çok iyi özetlediniz bence nükleer enerjiyle ilgili karşılığımızı. Onun dışında Nikola'nın da bize anlatacağı bugün çok fazla Nikola'nın da bize anlatacağı çok ilginç hikayeler var, ilginç detaylar var. O yüzden ben çok vaktinizi çalmak istemiyorum. Daha çok soru cevap kısmında tekrardan konuşuruz. Ama şunu söyleyebilirim. 27 yıl önce, bundan 27 yıl önce Çernobil'de yaşanan felaket evet çok ciddi etkilere sahipti.
yani saymak gerekirse yaklaşık 9 milyon insanın hayatı doğrudan doğruya bu felaketten etkilendi. İşte Danimarka'dan daha büyük bir tarım alanı maalesef kullanılamaz hale geldi. Bunun dışında işte pek çok insanda tiroid kanserleri görüldü. Pek çok farklı genetik rahatsızlıklar yeni doğanlarda ortaya çıktı. Ama şunu açıkça söyleyebilirim ki büyük ihtimalle Çernobil felaketinin gerçek etkilerini bu salonda bulunan kimse görmeyecek. Sizi çok fazla detaya boğmak istemiyorum ama yapılan son araştırmalarla ilgili birkaç enteresan bilgi vermek istiyorum. Özellikle tiroid dışı diğer kanserler, yani radyasyona bağlı diğer kanserlerin latent sürelerini, yani bekleme, olgunlaşma sürelerini 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl olduğundan bahsediyor yeni çalışmalar ve hakikaten de Ukrayna'da şu anda artış gösteren meme kanserleri bu araştırmayı doğruluyor. Ve bununla birlikte yine yakın tarihte fareler üzerine yapılan bir araştırma var. Radyasyonun genetik bozukluklarla ilgili etkileri üzerine. Bu araştırmalarda da ancak 9. 10. nesilden sonra genetik bozukluklarda büyük bir patlama yaşandığı söyleniyor. Yani biz aslında bizim için hani yaş ortalamasına bakıyorum hepimiz hayattayız galiba felaket olduğunda ama bizim için her ne kadar 30 yıl önce yaşanmış bir eski bir kaza olsa bile önümüzdeki 10 yıllarda bu kazanın etkileri artarak devam edecek ve aslında bu da nükleer enerji gerçeğini çok iyi şekilde özetliyor diye düşünüyorum. Dilerseniz ben burada durayım. Hocam. Nikola'ya devam edelim çünkü hakikaten ben çok fazla zamanınızı çalmak istemiyorum. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi söz olayı yaşayan Nikola Bakayım. Baker aynı zamanda Çernobil nükleer santralindeki tasvir memuru. Tamam, sizin kameranız var. Orada kaldı. Biz neye geldik ki? Sizin mi izleyeceğiz onları? Значит, я полковник авиации
Yılmazlar ki bayanı bilsem ya bayanı bilsem ya bayanı bilsem ya семья, четыре сына, жена, жесткие. İlk önce kendim hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Ben Sovyetler emekli almayayım. Çernobil'den sonra sakatlık derecesi aldım. Şimdi ailemle birlikte Ukrayna'da yaşıyorum, Kiev'de. Karım ve dört oğlum var. Сыновья, офицеры, майор, капитан, старший лейтенант, лейтенант, авиация. Старший сын уже в запасе, сейчас летчик гражданской авиации. Büyük oğlum önce askeri pilotu, daha sonra ise şimdi sivil pilot pilotu. Он осуществил, воплотил мою мечту. Я когда-то, когда служил в армии, летал. Я мечтал, что после увольнения из армии я пойду в гражданскую авиацию, буду летчиком гражданской авиации, но askeri pilotluk yapar benim hayalim. Daha sonra emekliye ayrılırken sivil pilotluğa devam edecekti. Ama Çernobil'den sonra bunu yapamadım. Sağlığımla ilgili problemler oluşumda. Ama oğlum benim hayalimi gerçekleştirdi. Askeri pilot olduktan sonra emekliye ayrılıp sivil pilot oldum. Воспоминания о Чернобыле, значит, я служил, я дважды был в Афганистане, 81-82 и 85 год, я воевал там. İki defa Afganistan dövüşlerinde oldum. 81-82 yıl ve 85. yıllarda Afganistan'da askeri pilotluk yaptım. В сентябре 85 года я вернулся в Украину. 85. yılda yeniden Ukrayna'ya geri döndüm. И в 86 году, когда случилась трагедия на Чернобыльской АЭС, нас по тревоге подняли полк вертолетный. Ve 86. yılda Çernobil'de kaza olduğunda bizim bütün alayı ayağa kaldırdılar. И самые подготовленные экипажи, 12 экипажей, это афганцы, боевые летчики, прилетели в город Чернигов, который находится в 500 километрах от города Александрии, где я тогда служил. İlk havaya kaldırılan askeri pilotlar en iyi eğitim alan Afganistan'ı ve diğer dövüşlerde savaşan pilotlardı. Ve ilk önce bizi Çernigov şehrine getirdiler. Yani oraya gitmemiz gerekiyordu. O da Çernobil'in kendisinden 500 kilometrelik uzaklıkta. Воскресенье 27 апреля прилетели туда ночью, а 28 начали работать на разрушенный реактор. 27 Nisan'da biz Çernobil'e geldik ve 28'inde artık kaza alanında, kaza olmuş yerde çalışmalar başladık. Работать надо было ювелирно. Промахнуться было нельзя, но экипажи были подготовлены, прошли войну, поэтому работали точно. Вот. Но для того, чтобы было bize bu Çernobil'in neticeleri görseller ve resimlerle yansıyor ve insanları görüyoruz.
eğriliği, büyürlüğü, hastalığı. Bu olaydan sonra Çernobil'de bitkiler, çevre, hayvanlar, buradaki coğrafya, buradaki ot, çöp, ağaç, buradaki yaşam ne olur gibi. Söz biraz da Sabahat Hocam'a verelim. Konuklardan gelecek soruları müsaadenizle yoklasın. Müsaadenizle sorular soralım diyorsunuz. Sorular üzerinden bir kelime. Ama adam cümlesini bitirsin, yarıda geldi, kayıp olur. Cümlesini bir bitirsin, konusunu. Tamam, ben sordum. Я могу вам рассказать о том, что я видел с воздуха тогда, когда мы прилетели в апреле 1986 года. Я всю эту картину видел с воздуха, когда мы работали на реактор. Это ужасная картина была. Пустые города, села, бесхозная скотина, собаки, кошки. Мы работали за 500 метров, поэтому все это было видно хорошо. Белье на балконах висело, коляски детские стояли, брошенные машины, мотоциклы, велосипеды. И все это, картина, конечно, ужасная была тогда. Oradaki olanları ben size havada nasıl gördüğümü anlatabilirim. Şehir nasıl görünüyordu? Biz 200 metre yükseklikte uçtuğumuz için şehri daha iyi görebiliyorduk. Tamamıyla boş bir sokakta. Her şey insanların sanki her şey varmış gibi ama insanlar sanki bir anda yok olmuş tarzında bir görüntü vardı. Hayvanlar yani bakımsız şekilde dolaşıyor. Sadece çok korkunç bir görüntü var. Что сейчас в Чернобыле? Значит, в 2001 году мы на 15-летие заказали пропуска нам, и мы, ликвидаторы, приехали на автобусе от нашей организации воинов чернобыльцев, ликвидаторов, на парк. Вот, они респираторы на нас переодели, помыли, переодели. И мы пошли туда, положили цветы к стене, где упал наш вертолет. Друг мой по Афганистану, он там тоже занимался ликвидацией и зацепился за растяжку и упал туда в реактор. Воробьев. Otobüse bindik ve orada bir arkadaşımızın helikopterinin düştüğü bir yere çiçek koyup sadece çok çabuk bir şekilde geri dönelim. Kartira, конечно, вы знаете, я не слабонервный, но если бы шла война, можно было бы понять. Но представьте себе, мир, войны нет. И все это такое навозит. Не страх, что ли, ужас. Вот как так? Пустые города, пустые села, вот, брошенные дома, вот все брошено. Людей тогда подняли, эвакуировали, сказали, что вы уезжаете на 3 дня, возьмите только документы и деньги. И людей выселили из городов и сел. Ben savaş görmüş bir adamım. Yani savaştan sonra şehrin nasıl olduğunu bilmiyorum. Ama onu söyleyebilirim ki oradaki görüntü daha korkunçtu.
İnsanları tahliye ederken üç gün için çıkıyorsunuz. Sadece belgelerinizi ve paranızı alın dediler. Ve insanlar geri dönecekmiş gibi şeyler. İlüdü boş kılar görmemiz. Ve daha ondan sonra kimse geri dönmüyor. Böyle bir tereyağı istiyor. Hani bir tereyağı. В один момент они потеряли все, они потеряли жилье, они потеряли работу, они потеряли здоровье. Bir anda herkes, oradaki yaşayan herkes her şeyini yitirdi. Sadece evini, işini değil de aynı zamanda sağlığını da kaybetti. Сегодня должна была приехать сюда жительница в то время с Припяти, Чернобыль. Ее муж работал в 4-м реакторе. Но она по состоянию здоровья не смогла приехать, Нина. Она с нами приехала с Киева. Bugün benimle birlikte aynı zamanda diğer arkadaşım Nina da gelmesi gerekiyordu. Onun kocası kazanın oluştuğu reaktörde çalışan bir mühendisti. Maalesef o sağlığından dolayı İstanbul'da kaldı. Ну, его воспоминания вы можете в газетах почитать. Вот, конечно, я в первые минуты там не был, а она жительница. Она все это видела, вот, как это все произошло непосредственно, как их отселяли, выселяли. Вот. Впечатление, конечно, да, не очень хорошее. Söylediğim gibi ben ilk günde, ilk kaza olan gün orada değildik. Ama Nina'nın anılarını gazetelerden okuyabilirsiniz. Onun orada yaşayan biri olarak onun anılarında neler olduğunu, yani o gün kaza günü neler olduğunu daha iyi bilirsiniz. Работу мы свою выполнили качественно, я залетчиков говорю. И всего было ликвидаторов 800, около 700 тысяч, из них 600 тысяч военных. Biz işimizi en iyi şekilde yaptık. Yani ben en azından helikopter askeri pilotlar için söyleyebilirim. Orada 800 bine yakın tahliye tasfiye memuru çalışıyordu. Onlardan 600 bini askeri memuru. Опасность была очень большая, потому что температура реактора взорван достигала до 1500 градусов. Если бы она дошла до 3000, то произошел бы ядерный взрыв, и тогда мы бы с вами уже не беседовали. Oradaki durum çok ciddiydi. Esas mesele sadece sızıntı olmuştu. Eğer sıcaklık 3000 dereceye yaklaşırsa artık patlama olacaktı ki bunun sonuçlarını da artık сработали быстро, качественно. Надо отдать должное тем ребятам, которые там были первыми. Orada oraya ilk gelen tasfiye memurlarının işi çok hızlı ve en tehlikeli kısmını yaptılar. Belki de çoğu hayatta değiller ve onları aslında çok işlerini en iyi şekilde yaptığını söyleyebilirim. Фактически эти люди. Я не без, говорю без привлечения, они спасли, ну, как минимум, континент, Европу, Азию. Ben büyütmeden söyleyebilirim ki, en azından Avrupa'nın ve Asya'nın bu insanlar kurtarabildi. O zamanki işleriyle. Говоря о Фукусиме, могу сказать, что там очень грамотно построена атомная станция. Японцы в этом плане, конечно, превзошли всех на Земле. Но тем не менее, Господь Бог слово послал туда цунами. Значит, это нам, людям, предупреждение. Чтобы мы задумались. Fukushima'ya geldiğinde ise söyleyebilirim ki Japonlar teknolojileriyle çok meşhurlar. Yani en iyi teknolojiyle kurduklarına eminim. Ama yine de depreme karşı depreme dayanıklı olan bir istasyonu Tanrı yine de bir tsunami ile dağıtmaya başardı. O yüzden bu belki de bir işarettir ki insanlar doğru yolda olduğumuza emin olmaya çalışıyor. Чернобыльская станция закрыта полностью. Прекращено строительство.